Python dünyasına yeni giriş yapıyorsanız bu video tam size göre. Çünkü bu videoda ilk olarak Python nedir ve Python'la nasıl uygulama geliştiririz ve Python kullanarak hangi platformlarda uygulama geliştirebiliriz ve Python'ın temel kullanımlarını öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak Python nedir? Python bir programlama dildir. Bildiğiniz gibi bilgisayarların tek anladığı dil makine dildir. Ancak biz bilgisayarlara komut vermek için, bilgisayarlarla iletişime geçmek için 1.0 dilini kullanabiliriz tabii ki. Ancak tabii ki zor. Çünkü konuşma dilinden farklı bir yapı. Bizim daha çok konuşma diliyle bilgisayarlara hitap etme tabii ki bizim açımızdan daha kolay ve daha zevkli. Dolayısıyla bu aşamada programlama dilleri işin içine giriyor ve programlama dilini aslında yaptığı Örneğin C Sharp, Java ya da Python bunların hepsi bir programlama dili ve hangi programlama dilinde uygulama geliştiriyorsanız daha önceden o programlama diline özgü bir yorumlayıcı bir derleyici hazırlanmış ve biz yazdığımız kodları komutları derleyici aracılığıyla derleyip makine koduna çeviriyoruz. Yani aslında hangi programlama diliyle kod yazarsak yazalım fark etmez. Sonuçta bilgisayarın anlayacağı bir sıfır yani makine diline bizim yazdığımız kodlar çevriliyor. Ancak bu aşamada tabii ki hangi dillerle hangi uygulamaları geliştirebiliriz ya da dilin popülerliği bizim açımızdan da önemli. Çünkü bir dil ne kadar popüler olursa o dille geliştirilmiş olan hazır kütüphaneler o kadar fazla olur ve dolayısıyla kodlarımızı yazarken hazır olarak bize gelen kütüphaneleri kullanıp işlerimizi çok daha kısa sürede halledebiliyoruz. Dolayısıyla programlama dili seçerken bu programlama dilinin ne kadar popüler olduğu ve programlama dillerine ne kadar hazır kütüphanelerin olduğu bizim için önemli. Şimdi bu açıdan baktığımızda Python son zamanlarda oldukça popüler olan bir programlama dili. Bunun sebebi ise Python'ın öğrenmesi kolay olan bir dil olması. Ve basit bir şekilde öğrenilen Python dili tabii ki çok yaygınlaştı ve yaygınlaştığından dolayı oldukça popüler ve popüler olduğundan dolayı Python'a katkı sağlayan birçok programcı var. Ve bu programcıların hazır olarak oluşturmuş olduğu kütüphaneler bizim tabii ki işimize yarıyor. Dolayısıyla yeni bir programlama dili seçecekseniz Python bunlardan olması işinize yarayacaktır. Şimdi Python kullanımına geçmeden önce PyPar.org isminde bir tane site var ve Python kütüphanelere ulaşabileceğimiz bir havuz burası. Ve bu havuz içerisinde Python programı dilini kullanarak geliştirebilecek olduğumuz uygulamalara özgü hazırlanmış olan bir kütüphane. Örneğin ne geliştirmek istiyoruz? Örneğin bir web sitesi, bir dinamik bir web uygulaması geliştirmek istiyorsunuz ve Django framework'ünü bilgisayarınıza indirmek istiyorsunuz ve tabii ki bu Django'da bir Python kütüphanesi ve Python kütüphanesine girip pypy.org'dan ulaşabiliyorsunuz ya da bir masaüstü uygulaması geliştirmek istiyorsunuz. Bu masaüstü uygulamaların Örneğin geliştirebileceğiniz bir kütüphane, popüler bir kütüphane, pay Kütü 5 kütüphanesi ve bu pay Kütü 5 kütüphanesi bilgisayarınıza indirerek bu kütüphaneyi kolaylıkla Python'la kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar sadece birkaçı ya da özel olarak bir işinize özgü. Örneğin bir matematiksel işlem yapacaksınız ve hazır matematiksel fonksiyonlara ihtiyacınız var. Dolayısıyla PyPy.org üzerinden bir kütüphane bulup uygulamalarınızı basitçe ne kullanabilirsiniz. Peki şimdi ise python programlarını nasıl geliştiriyoruz bilgisayara python derleyicisini nasıl kuruyoruz bunu görelim ancak bunun öncesinde ben gelip Örneğin Udemy üzerinde geliştirmiş olduğum bazı kurslarım var bunlardan bir tanesi python kursu python kursunun içerisine baktığımızda oldukça detaylı bir kurs Burada Python programı dilini baştan sona detaylı bir şekilde öğrendikten sonra farklı database yapılarıyla nasıl çalışıyoruz? Masaüstü uygulamalarını yani Python 5 uygulamalarını nasıl geliştiriyoruz ve web geliştirme nasıl yapıyoruz? Bunlara bakıyorum. Bunları sırayla güzel bir şekilde öğreniyoruz. Ya da gelip saatuturan.com üzerinden gelip Python kursu linkine tıkladığınızda Burada Python ile alakalı detaylı kaynaklar paylaşıyorum bunları inceleyebilirsiniz mutlaka işinize yarayacaktır. Peki Python derleyicisine şimdi ihtiyacımız var. gelip python.org'a geliyoruz ve buradan download kısmından Python 3.7.4 şu anki son versiyonu ben gelip bunu masaüstüne indiriyorum. Tabii ki siz farklı bir işletim sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla burada zaten link size göre işletim sisteminize göre gelecektir. Ben Windows kullanıyorum ve direkt linke tıklayıp Python exe'yi indiriyorum ve açıyorum. Exe'ye tıklıyorum. Ve buradan add python 3.7 to pet'i mutlaka seçmeniz gerekiyor. Bunu seçiyorsunuz ve daha sonra install now diyorsunuz. Peki Python bilgisayarımıza başarılı bir şekilde kuruldu. Burada mesajımızı aldık ve buradan close diyoruz. Şimdi gelip bilgisayarımıza Python kurulup kurulmadığına bakalım. Şimdi buradan ben Windows tuşuna tıklıyorum ve buradan cmd yazıyorum. Windows için geçerli tabii ki bu. Ya da PowerShell diyorum ve buradan bir komut programına ihtiyacım var. Örneğin gelip cmd diyelim ve komut satırı cmd komut satırı komut istemi programını çalıştıralım tabii ki farklı bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. O işletim işletim sisteminin özel bir komut satırı açmanız gerekiyor. Ve karşımıza komut satırı geldikten sonra buradan yapmamız gereken Python boşluk tre version dediğinizde ve enter'a bastığınızda burada bir versiyon numarasını görüyorsanız demek ki bilgisayarınız şu anda Python derleyicisi kurulmuş ve şu anda Python geliştirmeye başlayabiliriz. Şimdi gelip komut satırından gelip buraya python yazdıktan sonra enter'a bastığınızda Python derleyicisi yani Python interpreter denilen bir komut satırı programı şu anda aktif oluyor. Dolayısıyla ben gelip buradan örneğin 2 artı 2 dediğimde bakın bize yazdığımız kodları çalıştır bize sonuçları gösteriyor. Ya da gelip örneğin şöyle print diyerek mesela hello world yazdığımızda ve enter'a bastığımızda bu şekilde ekrana bir yazı yazmış olur. Bu da bir matematiksel bir işlem yaptık ya da aşağıda print ile ekrana bir yazı yazdırdık. Ancak tabii ki burada Python programlarımıza olduğu gibi komut satırından yazmamız çok işlevsel olmayacak. Biz burada sadece test amaçlı ufak programları yazabiliriz. Ancak ben yine de burayı kullanmayacağım. Ben Python programlarımı kullanmak için py uzantılı bir dosya oluşturacağım ve Python kodlarımı o dosya içerisine aktarıp bir buradan yani komut satırı programından kodlarımı çalıştıracağım. Sadece komut satırı program çalıştırmak için yani dosyalarımızın içerikleri de derle ve çalıştır ve çıktığı bana göster şeklinde bu amaçla kullanacağım. Peki buradan komut satırı programını şimdilik kapatalım. Şu anda bilgisayarımıza Python kuruldu. Peki daha sonraki aşamada Python kodlarını gelip tabii ki not defterinden yazıp çalıştırabilirsiniz. Ancak not defteri bizim için otomatik tamamlama sahip değil. Örneğin ben print yazdım. Mesela pr yazdığımda otomatik bana otomatik tamamlayla printin gelmesi gerekiyor. Ya da yazdığımız kodların renklendirmesi ya da yanlış bir komut ismi yazdığımda bu komut isminin yanlış yazıldığını gibi bana uyarılarda bulunmuş olsa benim editörüm çok daha iyi olur. Dolayısıyla Notepad bunun için biraz hafif bir program kalır. Dolayısıyla ben gelip buradan bazı alternatiflerim var. Örneğin Visual Studio kodu kullanabilirsiniz ya da farklı kullanabileceğiniz tabii ki var. Örneğin Breakers kullanabilirsiniz ya da PyCharm var. PyCharm'ı kullanabilirsiniz. Ancak benim bu editörlerden seçtiğim ve beğendiğim editör şu anda Visual Studio Code editörü. Buradan direkt download for Visual Studio ya da farklı bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. O işletim sistemine özel Visual Studio programını indirebilirsiniz. Visual Studio değil Visual Studio Code programı. Visual Studio'ya göre daha hafif olan ve birçok yazılım dilinde program geliştirdiniz ve kurulumu oldukça hafif olan bilgisayarınızı yormayacak olan bir program. Peki ben daha önceden bir kurulumu yaptım. Gelip buradan şöyle Visual Studio Code editörünü açıyorum. Visual Studio Code 2009 değil. Dikkat edin Visual Studio Code Peki editörümüzü açtık. Buradan welcome ekranı geldi. Burayı kapatıyorum. Buradan explore penceresi. Buradan dosyaları görüyorum. Buradaki ikondan. Ve ben ilk başta en aşağıdaki extension kısmına gelmek istiyorum. Extension kısmına gelmemizdeki sebep ben Visual Studio Code editörüne hangi program olduğunu kullanmak istiyorum. Örneğin gelip C dil kodu yazacağım. Dolayısıyla C özel geliştirilmiş olan buradan eklentilere bakabilirim. Bu eklentiler örneğin C -Sharp için buradan Omni Sharp isminde bir tane eklenti var. Bu eklenti C Sharp kodlarınızı renklendirmesini ya da otomatik tamamlamasını ya da hata olduğunu altını çizmek gibi özellikleri bana getiriyor. Ya da ben örneğin gelip JavaScript geliştireceğim. Dolayısıyla JavaScript ile alakalı bir arama yaptığımda en popüler olan eklenti Visual Studio kursam benim işime yarar. Ya da ben gelip şimdi Python geliştireceğim. Dolayısıyla Python yazdığımda en popüler olan gördüğünüz gibi 64 milyon kez indirilmiş olan Python eklentisini bilgisayarınıza girip buradan install diyebilirsiniz. Ben daha önceden bunu kurdum. Kurduğum için zaten burada enable kısmında bakın Python benim işaretli. Dolayısıyla Python uygulamalarını geliştirirken bana birçok avantaj sağlayacak Python eklentisi. Eğer bunu kurmazsanız otomatik tamamlama olmaz ya da re kodlarınız renklendirilmez. Tabii ki bunu isteriz. Şimdi biz Python kodlarımızı nereye alacağız? Şimdi Explorer penceresini açıyoruz ve buradan Open Folder. Yani şu anda Visual Studio Code herhangi bir folder'a yani klasörü konumlanmış bir şekilde gelmedi. Ben buradan Open Folder diyorum ve buradan örneğin gelip buradan masaüstünü seçiyorum ve masaüstü üzerinde bir tane örneğin şöyle Python isminde bir klasör oluşturacağım. Farklı bir isim verebilirsiniz, önemli değil. Buradan Python diyelim ve klasörü seç diyelim. ve artık bizim editörden oluşturmuş olduğumuz bütün dosyalarımız bu klasör içerisinde olacak. Peki gelip masaüstüne baktığımızda bakın oluşturmuş olduğumuz klasör ve burada da kurulum dosyamız mevcut. Şimdi ben gelip buraya bir dosya eklemek için buradan yukarıya geliyorum ve new file ikonuna tıklıyorum. Bakın burası new file sağdaki ise new folder yani yeni bir klasör ya da yeni bir dosya. Ben buradan yeni bir dosyayı seçiyorum ve buradan örneğin şöyle first app.py diyorum ve okey dediğimde dosyam oluşuyor. Ve gelip explore penceresini buradan ikonu tıklayarak kapatıyorum. Ya da bunun kısa yolu Ctrl B. Açıyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde basit olur. Şimdi biz burada basit bir kod yazalım. Örneğin gelip print dediğimizde bakın hatta PR dediğimizde bakın otomatik tamamlama bizim için print'i getiriyor. Bu tamamen Python eklentisinin bize sağladığı bir yarar. Ve gördüğünüz gibi burada kullanımıyla alakalı zaten detaylı bir doküman da bize gösteriyor. Peki print dedikten sonra parantezi açıyorum. Ve buradan çift tırnak ya da tek tırnak fark etmez. Buraya örneğin girip hello world yazalım. Sonuna virgül falan hiçbir şey eklemiyoruz. Kaydediyoruz ve programı çalıştırmak için geri buradan cmd yazalım. Tekrar komut sistemi programını açalım. Ancak komut sistemi programını açtığımızda biz şu anda c'nin altında Sadık Turan'ın altındayız. Ancak biz buradan desktop'a geçiş yapıyor olmamız gerekiyor. Yani bizim klasörümüz nerede? Hangi klasör? Python klasörü. Peki Python klasörüne de geçiş yapmamız lazım. cd boşluk şöyle python dediğimizde bakın şu anda klasördeyiz ve dir dediğimizde şu anda python klasörü altında yani şuradaki klasörün altında gördüğünüz gibi firstapp.py isminde bir dosyamız var. Bu şekilde bir komutu yani yazdığınız firstapp.py dosyasını çalıştırmak için mutlaka dosyanın olduğu dizine geçiş yapmanız gerekiyor. Peki biz komut sistemi programını kullanarak ne yapalım o zaman gelip şöyle python boşluk first- app.py dediğimizde ilgili dizin içerisinde first app.py dosyası olduğundan dolayı Python komutuyla bu dosyayı çalıştırırız ve çalıştırdığımızda bakın hello world ekrana yazdırılır. Peki şimdi komut sistemi programıyla ilgili dizine cd komutları tek tek geçmek bazen zor olabiliyor. Dolayısıyla bunun alternatifi var. Biz şu anda Visual Studio Code'da Python klasörüne konumlandık. Buradan explore penceresini kapatalım ve buradan terminalden new terminal dediğimizde gördüğünüz gibi burada PowerShell otomatik olarak açılıyor. Yani bizim bilgisayarımızda PowerShell programı komut sistemi programı aynı CMD ile aynı işlemi yapıyor. Buradaki PowerShell programı zaten Windows SDK'da tümleşik bir şekilde geliyor. Ben buradan gelip Enter'a bastığımda burada zaten bakın user, sadık duran desktop ve Python. Yani şu andaki Python klasörüne otomatik olarak konumlanmış bir şekilde geliyor. Benim burada tek yapmam gereken gelip Python boşluk first-app.py demek. Bunu dediğimde Enter'a bastığımda bakın aynı sonucu alıyorum. Yani ister cmd, ister powershell, ister Mac kullanıyorsunuz terminal ekranı ya da Visual Code Editor içerisinden ilgili terminale geçiş yaparak Buradan yine aynı komutları çalıştırabiliyorsunuz. Peki, gayet güzel. Şimdi ben kurslarımda geliştirmiş olduğum uygulamaları ve ders anlatımlarının dosyalarını kitap üzerinde paylaşıyorum. kitap.com sadık kuran dediğimizde buradan Python kursuna geliyoruz ve Python kursu repositories altında src kısmına eğer gelip buradan tıklarsanız bu durumda kurs içerisinde geliştirmiş olduğum bütün dosyalar buradan ulaşabilirsiniz. Tabii ki bunları gelip Şöyle Python kursuna tıklayalım tekrardan. Buradan clone or download diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ya da Python ya da GitHub kullanımını detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bu durumda gelip şuradan benim kendi YouTube kanalıma geçiş yapalım. Ve buradan videolara Merhaba. tıklayalım. Ve buradan gördüğünüz gibi GitHub nedir isminde bir tane dersim var. Bu ders içerisinden İçerisinde kitabın nasıl kullanıldığını ve kitap üzerindeki dosyaları nasıl bilgisayarınıza alıp bu dosyalar üzerine katkı sağlamak ya da dosyalar üzerine bir güncelleme yapmak gibi işlemlerin hepsini bu dersimde öğrenebilirsiniz. Peki bu aşamaya kadar Python nedir ve Python dosyalarını nasıl oluştururuz ve nasıl uygulama yazarız bunları öğrendik. Şimdi ise gelin Python'ın temel kullanımlarına bakalım. Peki şimdi yeni bir tane dosya oluşturalım. Şimdi terminal ekranı çarpıya tıklayarak şimdilik kapatalım ve buradan Explorer penceresini Ctrl B ile açalım ve gelelim buradan New File ve örneğin değişkenleri görelim ilk başta. Şöyle Variables diyelim ve .py diyelim. Uzantısı .py olmak zorunda Python dosyalarını. Şimdi print'i daha önceden gördük. Konsola bir yazı yazmak istediğimizde print'i kullanıyoruz. Şimdi ilk olarak biz tabii ki Python programlamanın temellerini görüyoruz. Yani şu anda yazdığımız kodların Farklı platformlarda örneğin web uygulaması, örneğin bir web sayfası üzerine ya da bir masaüstü uygulaması ya da bir telefon, bir mobil uygulama üzerinde nasıl çalıştığını görmektense biz şu anda sadece konsol ekranından çıktılarımıza bakıyoruz ve Python dilini çok daha kolay bir şekilde öğreniyoruz. Tabii ki daha sonradan programlama dilini, Python programlama dilini iyice öğrendikten sonra herhangi bir platforma odaklanıp o platforma uygun bir uygulama yazabilirsiniz. Bunun için Python ile geliştirilmiş frameworkleri kullanıyorsunuz. Şimdi ben örneğin şu anda değişken diye bir kavram bilmiyorum ve gelip print ile örneğin Ali isminde bir kişinin örneğin 3000 lira maaşı var. Ve 3000 lira maaşından gelip normal matematiksel bir işlem yaparak 3000 eksi diyorum ve 3000'in de bir vergi dilimine örneğin belli bir maaş dilimine kazanç dilimine girdiğiniz örneğin %27'lik bir vergi ödüyorsunuz. Ben gelip 0.27'ye gelip 3000 ile çarpacağım. Yani maaşı üzerinden yüzde %27 vergin ne kadarsa hesaplayacağım ve bunu 3000'den çıkaracağım. Peki bunu eğer gelip burada çalıştırdığımızda ki first app değil şu anda ne yapmanız gerekiyor. Direkt yukarı ok tuşuyla bastığınızda direkt daha önce çalıştırmış olduğunuz komutlar karşınıza geliyor. Yani sürekli Python komutunu yazmanıza da gerek yok. Dolayısıyla ben buradan şöyle variables diyeceğim ve okey tıkladığımda bakın 3000 liradan %27 vergi 3000'den çıkardı ve çıkan sonucu da 3000'den çıkartıp burada 2190 TL şeklinde karşımıza geldi. Ya da başka bir kişinin örneğin 5000 lira maaşı var ve yine %27'yi çıkarmak istediğinde ve gelip buradan kontrol ve çift tırnağa bastığınızda direkt terminal ekranı açılıp kapanıyor. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Problem değil. Ancak kontrol Tırnağa bastığınızda açıp kapatabiliyorsunuz direkt. Ve ben gelip yukarı ok tuşuna basıyorum. Ve daha önceden çalıştırılmış olduğum komut karşıma geliyor. Ve OK dediğimde bakın bu durumda üstteki örneğin Şuradan bir yorum satırı bırakalım. Yorumlanmayan bir kısım olsun burası. Örneğin burası Ali'nin maaşı. Ve buraya da gelip bir diyez. Ve burada da örneğin Ahmet'in maaşı diyelim. Bu şekilde iki maaş bilgisi karşımıza geldi. 2.190 Ali maaşı. Buradaki Ahmet'in maaşı ise 4.190 TL. Peki burada maaşını hesapladığımız kişi tabii ki birçok kişi olabilir. Dolayısıyla burada maaş bilgileri ya da vergi dilim bilgilerini biz bu şekilde tek tek yazmak yerine gelip bunları değişkenler içerisinde saksak çok daha iyi olur. Yani ben burada örneğin maaş Ali diyeceğim. Ve maaş Ali bir değişken ismi olacak. Yani rem üzerinde bir adres tahsis edecek ve adresi bize tutacak olan, getirecek olan ve hatırlanması tabii ki rem üzerindeki adresi biz Aklımızda tut buraya yazamayız sürekli. Ancak burada maaş Ali deriz ve adres çok olan bir değişken olur. Ve değişken içerisinde de örneğin maaş Ali'ye 3000 deriz. Ve tabii ki eşittir dediğimizde değişkeni tanımlıyoruz. Ve sağdaki değeri de değişkenin içerisine atıyoruz. Yani ilgili adres içerisinde şu anda 3000 değeri var. Sonuna noktalı virgül eklemiyoruz. Daha sonra örneğin maaş Ahmet diyelim ve eşittir. Buna da 5000 diyelim. Ve biz artık burada 3000 yazmak yerine gelip buradan maaş Ali yazarım. Ve aynı şekilde 3000 yerine gelip buradan maaş Ali yazarım ve gelip buradan maaş Ahmet yazarım ve buradan da gelip maaş Ahmet yazarım. Bu durumda artık 3000 ve 5000 değeri program boyunca maaş Ali ya da maaş Ahmet şeklinde hatırlanabilir oldu. Ve vergi dilimini de tabii gelip buradan vergi eşittir diyerek 0.27 diyelim. Ve buradan 0.27 yazmak yerine ki bazı yerde yanlış yazabilirim. Bunu yapabilirim. Dolayısıyla vergi bizim için en yukarıda tanımlanması gereken bir değişken. Ve bunu tanımladık. Ve gelip uygulamayı eğer şöyle ekranda CLS komutu ile temizleyelim. Ve gelip yukarı ok tuşlarıyla variables.py çalıştırdığımızda bakın gene aynı sonucu alırız. Yani ben pay dosyasını artık vergi dilimini vergi şeklinde kullandığım her yerde 0.27. Örneğin vergi oranı değişti mesela indirime gitti. 0.25'te yani %25 vergi dilimine indi. Dolayısıyla çalıştırdığımızda bakın maaş bilgileri %25 üzerinden hesaplanır. Ya da Ali'ye gelip örneğin maaşına %10 zam yaptınız. Dolayısıyla 1.1 ile çarpalım ve çalıştırdığımızda Ali'nin zamlı maaşıyla birlikte vergi oranında düştüğümüzde bu bilgi karşımıza gelir. Peki biz burada farkında olmadan gördüğünüz gibi farklı değişkenler tanımladık. Değişkenleri tanımlıyoruz, eşittir diyoruz ve değeri atıyor biliyoruz. Şimdi gelelim değişken tanımlama kurallarına bakalım. Şöyle değişken tanımlama diyelim. Şöyle ilk kuralımız rakam ile başlayamaz. Yani ben değişkenleri rakam ile başlatamam. Yani burada örneğin number isminde bir değişken tanımlıyorum. Number 1 diyemem. Bakın zaten Python eklentisi bize burada kırmızı yaptı. Ancak bunu yapabilirim. Number 1 dediğimde bu geçerli bir kullanım olur. Gelip geçerli diyelim. Ve Ctrl KC ile yorum satırı yapalım. Ve tanımladığınız bir değişkeni mutlaka o anda değer ataması yapmanız gerekiyor. Yani ben buradan direkt 100 demem gerekiyor. Yani şu şekilde örneğin number 1 isminde bir değişken tanımladınız. Ve alt satıra geçip number 1'in içerisine bir değer atayım şeklinde bir uygulama yapamazsınız. Burada mutlaka tanımladığınızda örneğin sıfır değerini atacaksın ve aşağıda ise bunu değiştireceksin. Bu şekilde yapman gerekiyor. Ve büyük küçük harf duyarlılığı var. Örneğin ben age isminde bir değişken tanımlayıp içerisine 20 attım. Ve age isminde bir değişken tanımlayıp içerisine 20 değerini attım. Bunların ikisi de farklı alanlarda tanımlanan değişkenler oluyor. Yani ikisi de birbirinden farklı. Şimdi Python'da Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Bunda problem yok. Karakter kullanabilirsiniz. Ancak tabii ki tavsiye etmem. Örneğin yaş isminde bir değişkeni tanımlayıp içerisine 20 değerini atabilirsin. Bunda problem yok. Ancak dediğim gibi şöyle yaş deyip örneğin şey yerine S diyerek örneğin içerisine 20 değerini atmak tabii ki tavsiye edilir. Ancak tabii Türkçe karakter kullanmanızda Python açısından hiçbir problem yok. Ve gelip örneğin x diyelim ve içerisine 1 değerini atayalım ve aşağı gelelim. Örneğin y eşittir örneğin 2.3 değerini atayalım. Burada x içerisine bir tam sayı atıyoruz ve aşağıda bir ondalıklı sayı atıyoruz ve değişkenlere örneğin tam sayı ya da ondalıklı sayı gibi bir bilgi burada yazmıyoruz. Burası tanımlandığında direkt int oluyor ve burası tanımlandığında direkt float tipinde oluyor. Hatta gelip bunların tiplerini gelip ekrana yer yazdırmak istersek gelip şöyle type x dediğimizde ve aynı şekilde type y dediğimizde Bunların eğer tipine bakarsak şöyle CRS diyelim ve çalıştırdığımızda bakın burada x1 atandığı için x değişkenin tipi int ve diğeri de float yani ondaklı sayı tanımlayan bir değer oldu. Ya da string bir değişken tanımlamak istiyorsak örneğin name bilgisi içerisine gelip çınar değerini atayabiliriz. Ya da örneğin is student değeri içerisine true değerini atayabiliriz. Ve gelip bunların tiplerine de bakalım. Şöyle kopyalayalım ve type name diyelim ve is student diyelim. Gelip bunları eğer çalıştırırsak bakın ilki int float burası string ve burası ise şöyle bu değer türünde oluyor. Peki bunlar neyi ifade ediyor? Ve örneğin bir sözel bir ifade tanımlayacaksınız, bir karakter dizisi tanımlayacaksınız. string'e kullanırsınız ve tırnaklar içerisinde çift tırnak ya da tek tırnak da kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Python açısından bir problem yok. Çift ya da tek tırnak kullanmanızda. Student ise bool değer türünde. True ya da false değer alır. Yani bir bilgi için true yani doğru kabul ettiğiniz bir durum örneğin ya da false ya da yanlış kabul ettiğiniz bir durum. Örneğin true dediğimizde is Örneğin Ahmet öğrenci mi? True dediğinizde evet öğrenci ya da false dediğinizde hayır öğrenci değil şeklinde bir ya da sıfır karşılığı olan bir bilgiyi tanımlayabiliyorsunuz. Peki bunların tiplerine baktığımızda zaten bizim tanımlanan tip bilgileri de burada karşımıza çıktı. Peki burada tanımladığımız şey değişkenleri aynı satır içerisinde de tanımlayabiliriz. Örneğin x, y, name ve buradan is student ismindeki değişkenleri şöyle eşittir diyerek Örneğin bir birincisinin içerisinde 1 virgül 2.3 virgül buradan şöyle çınar virgül buradan da şöyle turu bilgilerini atayabiliriz. Yani burada birebir eşleştirme oluyor. Birinci x birinci değer y ikinci değeri name üçüncü ve istun ise turu değerine karşılık. Yani bu şekilde tek tek satırlarda yazmak yerine bu şekilde bir tanımlama da yapabiliyorsunuz. Peki Şimdi aşağıya gelelim. 2'den değişken tanımlayalım. Örneğin A değişkeni tanımlayalım ve içerisine 10 değerini atayalım. Ve B değişkeni tanımlayalım içerisine 20 değerini atayalım. Ve print ile gelip A artı B dediğinizde A ile B'yi şu anda int türünde yani tam sayı olarak yani sayısal bir değer olarak tanımlayıp ikisini topladığımızdan dolayı Gelip uygulama eğer çalıştırırsak bakın en sonunda 30 bilgisi burada karşımıza gelir. Ancak gelip ben buradaki ifadeleri tırnak içerisinde tanımlayıp eğer bu uygulamayı çalıştırırsam bu durumda bakın 10 ve 20 değerini arka arkaya toplar ve yazar. Yani string bir birleştirme işlemi yapmış olur. Burada matematiksel bir işlem yapmamış oluruz. Yani biz onun sayısal bir değer olduğunu biliyoruz. Ancak tırnak kullandığımızdan dolayı bu string bir ifade olarak tanımlanıyor. Yani ben gelip buraya Örneğin sadık desem ve gelip buraya turan desem ve gelip uygulamayı çalıştırırsam bu durumda bakın ekrana sadık turan bilgisi gelir. Peki şimdi burada tabii ki şu var ya şey farklı bir dosyaya alalım. Şuradan type conversion diyelim. Yani tip dönüşümü ile alakalı bir pay dosyası oluşturalım. Ve burada kullanıcıdan bir sayı alalım. Kullanıcıdan sayı alırken gelip input'u kullanıyoruz. Örneğin kullanıcıya diyelim ki birinci sayı diyelim. Şöyle 2. nokta diyelim sonuna da. Ve şöyle bir boşluk bırakalım ve kullanıcıdan konsoldan bir sayı alalım. Ve aldığımız sayı ise şöyle sayı 1 içerisine atıp eşittir diyelim. Yani buradan gelip örneğin 20 yazabilirsiniz ya da kullanıcıdan bu sayıyı almak için input birinci sayı diyebilirsiniz. Ve bundan aynısından bir tane daha aşağı ekleyelim ve buradan da sayı 2 diyelim. Ve burada da mesajımız kullanıcıya sayı ikinci sayı olsun. Ve gelelim aşağıda print ile sayı 1 artı sayı 2 dediğimizde ve gelip uygulamayı şöyle cls diyelim yukarı ok tuşuyla şuraya gelelim type conversion diyelim ve ok dediğimizde bakın birini sayı der ve kürsör buradan bizden bir sayı girmemizi bekler 10 değerini girelim ve gelip ikincisinde ise 30 sayısını girelim ve dediğimiz anda sayı 1 ve sayı 2 değişkenler içerisinde sırayla set ediliyor ve ok dediğimizde bakın 10 30 değeri gelir çünkü bizim şuradan print ile Şöyle type sayı 1 dediğimizde ve aynı şekilde sayı 2 dediğimizde yani biz değerleri alıp konsoldan değerleri alıp tipleri yazdıralım ilk başta. Yazdırdığımızda şöyle gelelim 10 diyelim, 30 diyelim. Gördüğünüz gibi string bir. Yani input'ta satırdan okuduğumuz bir değer varsayılan olarak string oluyor. Ancak ben gelip bunları tabii ki aldığım değerleri int fonksiyonu aracılığıyla sayısal bir tip olarak algılatabilirim. Şöyle int diyelim. Gördüğünüz gibi girilen değer, sayısal değer direkt int fonksiyonunun içerisine, parantezler içerisine gönderilecek. Yani sayısal bir değere çevrilecek ki zaten burada tipini burada int'e çevirdiğimiz için int olarak göreceğiz ve aşağıda toplama işlemini yapacak. Yani gelelim buradan. Uygulamayı çalıştırdığımızda birinci sayı 10, ikinci sayı 30 dediğimizde bakın Buradaki int'leri çevirdiğimizden dolayı bakın string artık int oldu ve burada da matematiksel bir işlem yapmış olduk. Ve gelip burada uygulamayı örneğin tekrar çalıştıralım ve buradan örneğin 10.5 gibi bir değer girelim. Bu durumda inte gönderdiğimiz bir değeri gördüğünüz gibi çeviremedi. Biz dolayısıyla burada ondalıklı sayılarla işlem yapmak istiyorsak bunu float'a şöyle çevirebiliriz. Geliriz uygulamayı çalıştır deyip tekrar çalıştıralım birinci sayı örneğin 10.5 ikinci sayı 20.4 okey dediğimizde bakın float ve topladığında 30.9 gibi bilgi karşımıza gelir. Peki aldığımız string değeri burada float'a çevirdik ve burada tipleri yazdırdık. Buradan bize float yazdı ve ikisini de sayısal olarak toplayıp ekrana yazdırdı. Ben sayısal olarak toplamadan önce gelip buradan eğer strf fonksiyonunu kullanarak bu sayıları bu sefer float'tan stringe de çevirebilirim. Gelip bu şekilde bir uygulama yapıp eğer çalıştırırsak 10 değerine girelim. 30 değerine girelim. Hatta 30.5 değerine girelim. OK diyelim. Ve OK dediğimizde bakın bunu string değerine çevirdi. 30.5'i de string'e çevirdi. Ve bunları arda arda toplayıp ekranda yazdı. 10 değeri float'a çevirdiği zaman 10.0 olarak algılanıyor. Sonuçta float değer. Dolayısıyla 10.0 ile 30.0'ı arda arda string olarak birleştirip yazmış oldu. Yani aldığımız string bir değeri int'e float'a çevirebiliyoruz. Ya da bir int değerden ya da float değerden de str fonksiyonu aracılığıyla bunu tam tersi string değeri de çevirebiliriz. Buna da ihtiyaç duyacağımız zamanlar olacak. Peki şimdi gelelim yeni bir tane buraya dosya ekleyelim. Şimdi ise format.py isimli bir dosya oluşturalım. Ve burada fazla değişkenler tanımlayalım. Örneğin name değeri içerisine gelip şöyle çınar değerini atayalım. Şöyle surname yani soyad içerisine gelip şöyle turan değerini atayalım. Ve age içerisine ise şöyle 25 isim değerinde bir sayısal bir veri atalım. Burada string bilgiler ve burada ise sayısal yani number türünde ve tam sayı int türünde bir değer burada atamış olduk. Ve ben bu bilgileri print ile ekranda yazdırmak istiyorum ve bunun yanında da yazdıracağım yazı ise şu şekilde olacak. Örneğin my name is Çınar Turan and I am örneğin 25 years old diyelim. Yani adım soyadım Çınar Turan ve yaşım 25 şeklinde burada bir bilgi ekrana yazdıracağız. Peki böyle bir bilgi nasıl yazarız? Örneğin my name sabit olarak gelecek. İzleriz bir boşluk deriz ve artı diyerek buradaki name'i yazdırırız. Peki ve araya Çınar'la Turan arasında bir boşluk eklememiz gerekiyor. Bunun için de gelip buradan artı artı diyerek araya bir boşluk karakteri ekleyelim. Şöyle boşluk olması gerekiyor. Şurası boşluk karakteri olacak. Peki string birleştirme işlemiyle devam ediyoruz. Artı diyoruz ve burada yazmamız gereken Turan'dan sonra name'den sonra şöyle surname yazacağız ve buradan Çınar aradaki boşluk Turan olacak ve daha sonra şöyle devam edelim. Artı tırnaklar içerisinde bir boşluk and I burada bir üst çizgi eklememiz gerekiyor. Şimdi stringleri biz tek tırnakla oluşturduk burada. Ancak benim içeride bir de stringin bir parçası olan yani i, m ya da 25 ya da 5 gibi algılanacak olan bir tek tırnağa ihtiyacım var. Tek tırnak kullanacağım için tek tırnaklar içerisinde oluşturduğum stringin içerisinde tek tırnak karakterini kullanamam. Dolayısıyla burada çift tırnak kullanalım. Şöyle çift tırnak kullandığımızda bu durumda gelip şöyle şuraları da çift yapalım. Şurayı da çift yapalım. Şurası da çift olsun. Ve gelip burada tek tırnağa bakın rahatlıkla kullanabilirim. Ve burada M diyelim. Ve burada da 25 yeri. şöyle biraz editörü kontrol eksi ile küçültüyorum. Ve bütün satırı görelim. Ve artı diyerek H değişkenin içerisine yazıp artı çift tırnak şöyle bir boşluk years old diyelim. Peki gelip bu uygulamayı eğer çalıştırırsak bir hatamız yoksa ki burada h'den dolayı bir hata alacağız. Şöyle format diyelim. Okey dediğimizde burada bakın string birleştirme artıyla string birleştirme işlemleri yapıyoruz ve string birleştirme işlemleri yaparken burada sayısal bir değer yazıyoruz. Dolayısıyla h'i string bir birleştirme işleminin içine sokmadan önce bunu string bir değere çevirmemiz gerekiyor ki bunu biraz evvel zaten öğrendik. Dolayısıyla uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda bakın my name is Çınar Turan and I am 25 years old. Burada gördüğünüz gibi adım Çınar Turan ve 25 yaşındayım şeklinde bir yazıyı yazdık. Peki bunu yapabiliriz. Bunların alternatiflerine bakalım. Çünkü string birleştirme işlemleriyle birlikte değişken içeriklerini kullanmak bazen oldukça zor oluyor ki birkaç değişkenimiz daha olsa oldukça zor zorlanacaktık. Dolayısıyla geri buradan print diyeceğim. Ve print dedikten sonra şöyle çift tırnağı açalım ve buradan yazmak istediğimiz string'i gelip buraya olduğu gibi yapıştıralım. Ve geri buradan örneğin değişkenden gelip olan çınar yerine şöyle süslü parantez. Ve turan yerine gelip şöyle bir süslü parantez. Ve yaş yerine ise gelip şöyle bir süslü parantez ekleyeceğim. Ve string'in sonuna gelerek format diyeceğim. Ve parantezler içerisinde ilk süslü parantez yerine gelecek olan name yazacağım. İkincisi surname. Üçüncüsü ise age. Bakın burada süslü parantezler sırasıyla virgülden sonra format içerisinde name içeriği birinci süslü parantez, surname ikincisi, üçüncüsü size age olarak sırayla karşımıza gelecek. Peki bu uygulamayı eğer şöyle çalıştırırsak bakın yine aynı sonucu aldık ve bakın değişken içeriklerimiz olduğu gibi karşımıza geldi. Bu şekilde formatı kullanabilirsiniz. Burada format içerisinde gelen sırayla değerler burada süslü parantezlerin yerine sırayla geliyor. Ancak ben buradan oluşturmuş olduğumuz sırayı bazen şaşırabilirim dolayısıyla burada indeks numaralarını kullanabilirsiniz yani ben gelip buradan 0 buradan 1 buradan 2 dediğimde gene aynı sonucu alırım ancak ben bu indeksleri değiştirmek istersem Örneğin gelip isimle soy ismin yerini değiştirelim Dolayısıyla burada 1 derim yani format içerisindeki indeks name'i ifade ediyor 1 surname'i ve 2 ise age'i temsil ediyor ve dolayısıyla burada ilk başta soyad ve daha sonra isim gelecek karşımıza çalıştırırsak bakın myname'imiz Turan Çınar şeklinde karşımıza gelir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da biraz daha anlamlı olsun diye gelip buradan örneğin gelip ne bizim için neyme karşılık gelsin. Surname soyada ve a ise ece karşılık gelsin diyebilirsiniz. Ve burada gelip yapmanız gereken neyi neyime eşitlemek ya da S'yi sörneğime ya da gelip A'yı E'ye eşitlemek. Bunu da çalıştırırsanız yine aynı sonucu alırız. Peki bu bizim işimize ne zaman yarar? Örneğin ben gelip name'i birkaç yerde kullanmak istiyorum. Örneğin sona iki defa şöyle name'i de ekleyeceğim. Bu durumda çalışırsanız bakın çınar çınar cümlenin sonuna tekrar gelmiş oluyor. Yani bu şekilde değişkenleri birkaç yerde kullanacaksanız tabii ki formatı kullanmak çok daha mantıklı olandır. Bunları yorum satırı yapalım. Şundan da bir tane kopyalayalım ve burada da şöyle indeks kullanmadan kullanımı gösterelim. Peki şimdi bir alternatif daha kullanacağım. Geleceğim buradan şöyle print diyerek bir f string oluşturacağım. Şöyle tırnakların dışına bir f ekleyelim. Hatta şöyle çift tırnak diyelim. İçeride tek tırnak kullanacağız. Ve gelelim bunu buradan olduğu gibi alalım. Buraya yapıştıralım. Ve buradan çınar yerine parantez açarak direkt değişken ismini verebiliriz. Bakın name. Ya da soyad için gelip surname ya da H için gelip H şeklinde bir bilgi yazabilirsiniz. Direkt burada F'i yazarak F string oluşturuyorsunuz ve direkt cümlenin içerisinde, direkt formatın içerisinde değil, string birleştirme işlemi değil, direkt değişkeni bu şekilde yazabilirsiniz. Çalıştığımıza bakın. Direkt yine aynı sonuca varız. F string kullanımı da tabii kolay. Ancak formatta kullanmanız gereken zamanlar olacak. Peki format bu şekilde şöyle kaydedelim ve gelip buradan şöyle numbers diyelim. Şöyle numbers nokta pi diyelim ve matematiksel işlemleri nasıl yapıyoruz buna bakalım. Şimdi ilk olarak bir x değişkeni tanımlayıp içerisine 10 değerini y değişkeni tanımlayarak örneğin 10.5 değerini içerisine atalım. Burada x için bir int tanımlaması yapıyoruz. Burada y için ise bir float tanımlaması yapıyoruz. Ve ben gelip örneğin result içerisine x artı y'yi eğer atıp ekrana yazdırırsam bu durumda sonuç şöyle Python numbers diyelim. Bu durumda sonuç 20.5 şeklinde, yani sonuç bize float şeklinde gelecektir. Eğer iki sayı da burada gelip eğer tam sayısa bu durumda sonuç bizim için int olacaktır. Eğer işleme giren herhangi bir sayı burada floatsa bu durumda sonucumuz da float olacaktır. Buradan x eksi y dediğimizde Buradan bir çıkarma işlemi yapacağız ve sonuç karşımıza eksi 10 şeklinde gelecek ya da bunları arttırırsak örneğin bir çarpı işlemi ya da gelip bir bölme işlemi yaptığımızda ilk başta buna yorum satırı yapıp çarpım sonucunu 200 olarak görelim ve yorum satırını buradan kontrol K -U ile açalım ve onu 20 sayısına böldüğümüzde burada 0.5 gibi bir değer alırız ya da tam tersi olarak gelip buradan 20'yi 10'a bölersek ve çalıştırırsak burada bakın 2.0 yani bölmenin sonucu bize float şeklinde geldiğine dikkat etmek gerekiyor. Ancak burada tabii ki sonucumuz burada bir tam sayı sonucu 2 ancak bölme işlemi olduğu için burada float olarak algılanıyor. Peki bir mod işlemi yapabiliriz. Geliriz x mod y dediğimizde burada karşımıza bakın 0 değeri gelir. Çünkü 20'nin ona kalans bölümünden kalacak olan sonuçtur. Bunu genelde bir sayının tek ya da çift olup olmadığını kullanırız. Eğer bir sayının mod 2'si örneğin 10 sayısının mod 2'si bize 0 değerini çıkardığı için sayıya çift sayı diyebiliriz. Ya da örneğin 11 mod 2 bize 1 sayısını getirdiğinden dolayı sayıya burada tek diyebiliyoruz. Burada ise çift çarpı işaretiyle şuradaki sayıları değiştireyim şöyle 2'ye örneğin 3 diyelim. 2 üzeri 3 demiş oluyoruz burada. Eğer bunu çalıştırırsak bakın 8 değerini alırız ya da Buradan 3'ü 4 yaptığımızda 2 üzeri 4 buradan bize 16 sonucu gelir. Peki bunu aşağıya doğru arttıralım. Ve şimdi kalansız bölmeye bakalım. Burada kalansız bölmede 2 tane bölme işareti eklediğimizde örneğin 15'i gelip buradan 7'ye bölelim. Ve gelip eğer çalıştırırsak 15'i 7'ye böldüğümüzde burada 2 değerini alırız. Ancak bizim için ondalıklı kısım önemli değil. Buradan 2 çarpı 7, 14 kalan bir bizim için önemli değil. Yani 10 dakika kısmını istemiyorum. Sadece tam kısmıyla ilgileniyorum diyorsanız bu şekilde 2 tane bölme işaretiyle kalansız bölme operatörünü kullanabilirsiniz. Peki daha sonra çıkan örneğin result değerinin üzerine bir sayı eklemek isteyelim. Örneğin result eşittir diyerek result artı örneğin 3 değerini ekleyelim. Örneğin bizim result'umuz en son 2 çıkmıştı. Çalıştırdığımızda 5 değeri karşımıza gelir. Ya da bunun alternatifi olarak bunu yorum satırı yapalım. Şu şekilde basit bir yolumuz var. Artı eşittir operatörü ile 3 dediğimizde burada zaten result'un içerisine result'u üzerine 3 ekleyerek elde ettiğimiz değere yine aynı şekilde ulaşacağız. Çalıştırdığımızda bakın 5 değeri karşımıza gelir. Peki bunları aşağıya doğru arttırırsak yukarıda kullanmış olduğumuz operatörleri bu şekilde kullanabiliriz. Örneğin result'un içerisinden 3 çıkartacağız ve tekrar result'a eşitleyeceğiz. Ya da gelip çarpacağız. Result'la 3'ü çarpacağız ve result'un içerisine aktaracağız ya da aşağıya doğru gelelim. Gene bölü operatörünü kullanabiliriz ve aynı şekilde aşağıya doğru geldiğimizde bölü gene burada mod operatörünü kullanırız. Buradan üst alma operatörü ve kalansız bölme operatörlerini de burada kullanabiliriz. Şunları da yazalım. Şöyle mod üst alma ve bu şekilde kalansız bölme. Peki şimdi de gelelim string bir karakter dizisiyle nasıl uğraşacağız buna bakalım. Şimdi format içerisinde hazırlamış olduğumuz içeriği şu şekilde alacağım. Gene burada kullanalım. Buradan çeşitli değişken içeriklerine göre buradan bir print ifadesi oluşturduk. Şöyle KU diyelim ve bunu ekrana yazdırırsak şöyle CLS şöyle strings diyelim. OK dediğimizde bu şekilde string ifadesi karşımıza gelir. Peki ben result eşittir diyerek örneğin bunu bunun öncesine Print'i yazdırmayalım. Şöyle buradan örneğin şöyle greeting diyeceğim. Şöyle selamlama isminde bir değişken tanımlayacağım. Bir karakter dizisi, bir string dizisi. Ve ki gelip şöyle len diyerek yani buradaki karakter sayısını almak için result'a yazdıralım ve print ile de result'a ekrana yazdıralım. Peki bunu çalıştırdığımızda bu durumda buradaki string ifadenin kaç karakter olduğunu bize burada len metodu veriyor. Ve bunun haricinde örneğin result içerisine gelip greeting'in örneğin 0. indeksindeki eleman. Sonuçta burada bir karakter dizimiz var. Ve bu karakter dizinin örneğin 0. indeksinde eleman ilk eleman. Bir boşluk karakteri ikiye karşılık geliyor. Ve sıfırıncı indeksteki karakterini almak istediğimde bakın m karşımıza geliyor. Ya da bunları arttırdığımızda örneğin 10. indekse karşılık gelen ifade çalıştırdığımızda boşluk karakteri geliyor. Örneğin 11 diyelim. Ve çalıştıralım. Çalıştırdığımızda Ç karakteri yani Çınarın Ç'si karşımıza geliyor. Sonuçta buradan oluşturduğumuz string ifadede şurası gelip bunu da şöyle yorum satırı olarak buraya yazalım. Ve aynı şekilde biz buradan başlarsak soldan sıfırdan başlıyoruz ve en sondan başlarsak şöyle şuradan göstereyim sıfırdan başladığımız zaman M en sondan başladığımızda nokta karşımıza geliyor ve en sondan da eksi bir diyerek alabiliyoruz eksi birinci karakter stringin en sondaki karakteri temsil ediyor ve bakın nokta değeri karşımıza gelir. Ya da ben gelip buradan eksi 1 değil de örneğin eksi 2 demiş olsam karşıma d karakterinin geleceğini görüyorum. Ya da bunun alternatifi olarak gelip buradan örneğin greeting'in len metoduyla karakter sayısını alalım. Kaç karakterli? 44 karakterli. Ve 44, 44 karakter sayısı sonuçta ve de sıfırdan başladığı için eksi 1'i çıkardığımızda gene biz burada şöyle şunları yorum satır yapalım ve en son ki şu satır aktif olsun ve çalıştırdığımızda bakın gene nokta karakterini de almış oluyoruz. Burada ne yaptık? 44 eksi 1 nokta 43'e karşılık geliyor. Dolayısıyla 40. karakteri aldık ve bunun kısa yolu eksi 1'den başladığı için sonuçta gene noktayı almış oluyoruz. Yani ikisi de aynı işlem oluyor. Peki bunları bölebiliriz. Örneğin deriz ki buradan 3. karakterden başla 7'ye kadar git diyebiliriz. Bu durumda çalıştırırsak 3'ten başlar 0, 1, 2, 3'ten başlar ve burada 7'ye kadar gider. Karşımıza name ifadesi bakın görüyor. Bu şekilde string parçalama, string slicing işlemi deniyor. Burada başlangıç karakteri ve 7 de bitiş karakterini temsil ediyor. Eğer burada 3 yerine bir karakter girmezseniz en baştan başla demek istiyorsunuz. 7. karaktere kadar git demek istiyorsunuz. Dolayısıyla bakın my name karşımıza gelir. Ya da tam tersi olarak başlangıçta örneğin 3. karakterden başla ve sona kadar git diyorsunuz. Dolayısıyla 3'ten başlar ve karakterin sonuna kadar gider. Bakın my ifadesi gelmedi. My ve boşluk karakteri 3 karakteri temsil ediyor. Peki daha sonra gelelim. Örneğin sıfırdan başla. 10'a kadar git ve 3. parametre olarak birer birer gitme de varsayın olarak birer birer alıyor karakterleri. Ben burada ikişer ikişer al diyebilirim. Yani sıfırda 10'a kadar gider. Bakın gördüğünüz gibi bir karakteri alır bir karakteri almaz. Peki bunu neden kullanıyorum? Örneğin ben gelip bütün karakterleri almak istiyorum. Şöyle demiş olsam sonuçta baştakini belirtmesen en 7'ye kadar olanları alıyor. Sağdakini belirtmezseniz de tam tersi karakterleri alıyor eğer iki nokta demiş olsanız bana greeting içerisindeki her şeyi ver demiş oluyorsunuz Eğer üçüncü parametreye adım sayısını belirtirseniz bu durumda adım sayısı bir bu durumda ne yapar bize bütün listeyi olduğu gibi verir ancak ben listeyi birer birer dediğimde soldan sağa doğru saymaya başlıyor ancak ben sağdan sola doğru say demiş olsam bu durumda eksi biri veririm eksi biri verdiğimizde buradaki stringi tamamen ters çevirmiş oluruz bakın my name is şeklinde sondan başa doğru almış oluyoruz. Peki bu şekilde stringlerin istediğiniz bir bölümünü alabiliyorsunuz. Stringler bir karakter dizisi yani karakterden birden fazla karakterin topluluğundan olan bir yapı. Peki bunların şöyle list.py şeklinde bir versiyonu var. Versiyon derken örneğin şuraya mesaj isminde bir değişken tanımlayacağım ve içerisine şöyle hello there diyeceğim. Ve buradan da my name is örneğin Sadık Turan diyeceğim. Burada tanımladığımız strict bir ifade karakterdir. Yani çünkü birden fazla karakteri burada bir araya getiriyorsunuz. Ve gelip ben bunun sonuna split dersem ve print ile mesajı ekrana yazdırırsam ve çalıştırırsam bu durumda listi çalıştıracağız tabii ki. şöyle list diyelim. Okey diyelim. Okey dediğimizde bakın buradaki her bir elemanı boşluklardan ayırır ve kelimeleri bir grup haline bize liste şeklinde gösterir. Bakın köşeli parantezler içerisinde birinci eleman, ikinci eleman şeklinde karşımıza gelir. Aynen stringlerde ki her elemanı bölüp bize getirdiği gibi ve böldüğü her elemanda biz zaten slicing işlemiyle parçalama işlemiyle alabiliyorduk. Burada da tamamen aynı mantık söz konusu. Yani ben burada Örneğin şurayı result'u yazdıracağım. Şöyle result'u. Tabii ki yukarıda result içerisinde belli değerleri aktaracağız. Örneğin mesajın sıfırıncı indeksinde elemanı bana getir demiş olsam bana gelecek olan eleman burada hello olur. Bakın buradan böldük elemanları not split dediğimiz için boşluklardan böldük ve birinci eleman artık hello oldu. Ya da buradan devam edersem örneğin bana Dördüncü indekse gelim hani getir demiş olsam çalıştırırsam bakın iz gelir. Çünkü 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde bizim karşımıza geliyor. Ya da son elemanı bakın getir demiş olsam bu durumda eksi 1 derim. Ve bu durumda da bana Turan bilgisini bakın buradan getirir. Yani burada elemanları gruplamak için biz listeleri kullanıyoruz. Stringler de bunlara benziyor zaten. Peki şimdi ben aşağıya geleyim birkaç tane liste tanımlayayım. Örneğin şuradan my list diyelim ve içerisine şöyle köşeli parantezler içerisine 1 2 3 şeklinde değer atayalım. Ve buna örneğin şöyle numbers diyelim, sayılar. Ya da şöyle letters diyelim ve harfler a b c d şeklinde harfler karşımıza gelsin. Ya da şöyle my list isimli bir liste tanımlayıp içerisine karışık değerler atayabilirim. 10, 20 ya da bir a b c değeri atalım. Ya da gelip true değerlerini bu şekilde atayabiliriz ve result içerisine Örneğin numbers'ları atarız ve gelip result yazdırdığımızda tabii ki şunlar bir karakter olduğu için bunları da şöyle string olarak yazmamız gerekiyor. Ve gelip eğer çalıştırırsak bakın 1, 2, 3 değeri karşımıza gelir. Ya da result içerisine şöyle Letters'ları atalım ve Letters'ın örneğin ikinci indeksindeki elemanı bana getir dersem ve çalıştırırsam C bilgisi karşıma gelir. Çünkü ikinci indekste burada C bilgisi var. Ya da örneğin Result içerisine My listi getir artı Numbers'ı getir dersem burada iki tane listeyi birleştirip Result'un içerisine atabilirim. Atadığımda bakın burada My list gelir ve sonuna da 1-2-3 değerleri gelir. Bakın içerisine numbers ekledim. Yani bu şekilde listeleri birleştirebilirsiniz. Peki bunları ne zaman kullanırız? Örneğin gelip student isminde bir liste tanımlayıp içerisine Ahmet şöyle Mehmet şöyle Cenk isminde şöyle öğrenci isimlerini atabiliriz. Şöyle Şu şuna names diyelim ve surnames diyelim. Ve buradan da Ahmet'in örneğin Yılmaz bir bilgisi var. Örneğin Mehmet'in Turan bilgisi var. Cenk'in ise Cenk Durmuş bilgisi olsun. Ve ben bunları ekranda yazdırmak istersem eğer yani result derim. Ve names'in gelip 0. indeksindeki elemanla surnames'in 0. indeksindeki elemanı birleştirirsem ve hatta araya şöyle artı deyip bir boşluk eklersem result bana burada Ahmet Yılmaz bilgisini verir. Ya da bunları arttırırsam Örneğin Mehmet'i yazdırmaya kalksam bu durumda bir, iki, şöyle bir şurası bir demiş olsam bu durumda karşıma Mehmet Turan bilgisi gelir. Bu şekilde kullanabilirim. Ya da örneğin Student A isminde bir dizi tanımlayıp dizinin içerisinde gelip Ahmet Yılmaz ve yaşını burada belirtebilirim. Bu durumda bunları da yazdırmaya kalksak şöyle result'un içerisine şöyle Student A'nın sıfır indeksteki artı bir boşluk artı student A'nın birinci indeksindeki eleman artı bir boşluk artı student A'nın ikinci indeksindeki elemanı bu şekilde karşımıza getirebiliriz. Ve buradan tabii ki name nedir, surname nedir şeklinde bilgileri yazdırabiliriz. Çalıştırdığımızda burada tabii ki şuradan sayısal bir bilgi olduğu için şöyle str ile şunu çevreliği olmamız gerekiyor ve gelip çalıştırırsak bu durumda bakın Ahmet Yılmaz 20 şeklinde bilgi karşımıza gelir. Yani database'den aldığımız herhangi bir öğrenci bilgisini bu şekilde listeler içerisinde saklayabiliriz. Peki listelerin tabii ki farklı türleri de var. Örneğin şöyle dictionary diyelim. .py diyelim ve bilgileri şöyle key ve value şeklinde saklamak istersek yani 41 bilgisiyle Kocaeli'yi ya da aynı şekilde 34 ile İstanbul'u ben yani ilişkilendirmek istersem bu durumda dictionary yapısını yani sözlük yapısını kullanabilirim. Yani gelip buradan şehirler isminde bir liste tanımlarım ve liste içerisine şöyle Kocaeli ve burada da şöyle İstanbul derim ve aşağıda ise şöyle plakalar isminde bir liste tanımlarım ve liste içerisine örneğin 41 bilgisini ve 34 bilgisini atayabilirim. Ve bu durumda örneğin gelip burada şehirlerin içerisindeki 0. indeksteki eleman ile şöyle artı şöyle bir eşittir deriz ve artı deriz ve burada da plakaların içerisindeki 0. indeksteki elemanı almış olsak ve burada bunu yazdırsak bu durumda şöyle tabii ki şunu sayısal bir değer geldiği zaman bunu STR ile değiştirmemiz lazım. Ya da bunu kullanmak yerine gelip buradan F string kullanırım. Hiç bunlarla uğraşmam. Şöyle F string diyelim. Ve burada ise şöyle şunları parantez içerisine alırız. Ve str artık bizim için bir problem olmaktan çıkar. Şöyle eşittir diyelim. Ve gelip uygulamayı çalıştırdığımızda bakın koca eşittir 41. Ya da ben gelip burada örneğin bir yani İstanbul'u yazdırmaya kalksam bu durumda karşımıza İstanbul 34 şeklinde. Ancak bunları listeler içerisinde tabii ki key-value şeklinde olan bilgileri saklamak mantıklı değil. Dolayısıyla bu şekilde bir yapı kullanabiliriz. Örneğin plakalar deriz ve eşittir dedikten sonra şöyle süpantezleri açarız. Ve burada şöyle Kocaeli'ye karşılık gelecek olan bilgi 41 ve İstanbul'a karşılık gelecek olan bilgi ise 34 şeklinde saklayabiliriz. Ve bu durumda bu bilgilere ulaşmak istediğimizde örneğin plakalar içerisinden gelip Kocaeli key'indeki yani buradaki ilk kısım key bilgisi yani anahtar burası da ona karşılık gelen bilgi oluyor. Dolayısıyla ben buradan print ile gelip plakalar Kocaeli yazdırmış olsam karşıma bakın 41 bilgisi gelir. Ya da gelip buradan örneğin İstanbul yazdırmış olsam bu durumda karşıma 34 bilgisi bu şekilde gelir. Ya da bu işi biraz daha arttırmış olsam. Örneğin users isminde bir yani kullanıcılar isminde bir sözlük tanımlasam ve sözlüğün key bilgisi örneğin kullanıcı adı yani bu Sadık Turan ve Sadık Turan'ın altında da bir bilgi burada yazmanız gerekiyor. Örneğin Sadık Turan'a karşılık gelen bilgi yani Sadık Turan çağrıldığı zaman ne gelsin? Örneğin mail adresi gelsin. Bu şekilde bir bilgi girebilirsiniz ya da bu value yani tek bir değer içeren bir value gelmesi yerine sözlük bilgisi altında bir sözlükle tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla Sadık Turan'ın age bilgisi gelip buradan örneğin 36 virgül örneğin mail bilgisi buradan örneğin email.gmail.com ya da örneğin adres bilgisi şöyle kocaeli ya da şöyle telefon bilgisi diyelim ve burada da şöyle bir telefon diyelim. Peki bu şekilde bir user karşımıza gelir ya da bunu kopyalarız. İkinci bir user da aşağıda olabilir. Örneğin burada da şöyle Çınar Turan'ın bilgileri olur. Ve gelip buradan örneğin 3 diyelim. Mail bilgisi farklı, telefon farklı. Bu şekilde user yani bir kullanıcı listesi oluşturabiliriz. Böyle bu listenin altına bilgileri yazdırmak istediğimizde print ile Biz users'ın altındaki hatırlarsınız ne yapıyorduk? Buradan plakaların key bilgisini yazıyorduk. Dolayısıyla buradan Sadık Turan'ı ben eğer istersem user sınavlı Sadık Turan demiş olsam bu durumda çalıştırdığımızda bakın bize bu şekilde bir bilgi gelecek. Bakın Sadık Turan burada işaretlediğim bilgiyi temsil ediyor. Ancak ben Sadık Turan'ın altında da tekrar bir köşeli parantez açacağım. Onun altında da herhangi bir key bilgisini yazacağım. Yani sonuçta bize gelecek olan burada bir tane sözlük veri yapısı ve altında da tekrar bir key bilgileri var burada. Dört tane örneğin mail bilgisi. Ben gelip Sadık Turan'da mail bilgisini istiyorsam eğer bu durumda çalıştırırsam bakın buradan da bizim sadece mail bilgisi gelir. Yani bunu aşağıya doğru arttırırsak örneğin yaş bilgisi, adres bilgisi ve burada da telefon bilgisi karşımıza gelir. Ya da Çınar Turan'ın bilgilerini istiyorsam bu durumda da Çınar Turan'a gelirim bu sefer de çınar turan bilgisini yani buradaki bilginin altındaki listeye ulaştığından dolayı altta da bu şekilde bilgileri yazdırabilirim. Peki bunu eğer şöyle çalıştırırsak bakın buradan Sadık Turan'ın bilgileri altta da burada Çınar Turan'ın bilgileri karşımıza gelir. Peki bu dersimizde Python nedir? Ve Python programlama diliyle hangi platformlarda uygulama geliştirebiliriz ve Python'ın temel kullanımını da daha sonradan gördük. Tabii ki gördüğümüz konularla alakalı daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız kitap üzerinden paylaştığım dokümanlara bakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz Python objeleri veri yapıları altında örneğin biz dictionary yapısını gördük ancak bununla alakalı bir uygulamaya ya da listeleri gördük listelerle alakalı bir demoya ya da stringleri gördük örneğin stringlerle alakalı uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz. Ya da sadece Turan.com'a gelip buradan Python kursu altında Paylaşmış olduğum dokümanlarda okuyabilirsiniz. Bunlar mutlaka fayda sağlayacaktır. YouTube kanalımdan düzenli olarak video paylaşmaktayım. Eğer seyrettiğiniz videoyu beğendiyseniz videonun daha çok kişiye ulaşması için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak size fayda sağlayacak birçok videoya sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.